Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Ankara yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan Gifkoanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İlerleyen saatlerde İzmir'le ilgili yorumlarım ise sitemizde yayınlanarak güne hazır bir şekilde girip istediğimiz sonucu almaya çalışacağız. Alt taraftan beğeni butonuna basıp yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Programa genel olarak değinmek gerekirse dünkü İstanbul programına çok benziyor. Yani nerede tıpatıp aynı diyebilirim. Bir iki tane sürprizle beraber ikramiyenin böyle binli bandına ilerleyeceğini ve bir anda biraz böyle ikramiye yapacağını düşünüyorum. Çünkü azaltlı bir program ama çok kolay bir program değil. Bakalım yorumlarımızla beraber iyi bir netice alabilecek miyiz? Beraber göreceğiz. Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımızdan bizi takip ederek oradaki paylaşımları görebilirsiniz ki bugün bizim için önemli bir gün. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü her zaman kalbimizde olacak. Her zaman ya onun yeri bizim için ayrı olacak ve onun söylediği yoldan ilerleyerek daha iyi geleceğe ilerlemeye çalışacağız. Her zaman da kalbimizde olmaya devam edecek. Ankara yorumlarına gelecek olursak, yani birinci aldıganla ilgili tuttuğum birkaç isim var. Onları paylaşıp ikinci aldıganla ilgili daha net analizlerle beraber netice almaya çalışacağız. Başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda aslında burada dikkat çeken isim 3 numaralı Scientist. Hatırlarsanız son yarışta da YouTube yayını yapıyor muydum? Bakalım. Perşembe Ankara yapıyordum. O gün ben kapatmıştım burayı. Çok at önermiştim. Sürpriz bekliyordum ama Scientist'ten ayrı bir yarış bekliyordum. Kilo avantajıyla beraber. Kötü koşmadı. Daha sert grupta güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün geldiği grup... bir saniye şunu sessize de alayım. Dikkatimiz dağılmasın. Bugün geldiği grup son yarışına göre çok daha uygun isimlerden oluşuyor. Eğer aynı performans tekrarlayabilirse 3 numaralı Scientist'in kazandığını görebiliriz. Favori olarak isteyenler değerlendirsin. Rakip yazacaklar. Ufak da olsa kilo avantajıyla 6 numaralı Victory Warrior ve 2 numaralı Robin Star'ı değerlendirebilirler. 3-6-2 yeterli gibi duruyor ama siz de inceleyin. Sürpriz konuda tutunuz at varsa yazabilirsiniz. İkinci koşuya baktığımızda çok böyle sırıtan bir atın olduğunu düşünmüyorum burada ama 7 numaralı Macerie çok kötü bir at değil. Son yarışta ikinciliği fena değildi. Biraz da üzerine koymayı başarabilirse bence iyi koşar. Özellikle 7 numaraya dikkat edin ama çok kolay bir yarış diyemeyeceğim bu koşuya. Birçok atın şansı var. Üçüncü koşuya baktığımızda burası da kolay bir yarış değil. Fazla at yazılması gereken bir yarış ama çok fazla attan bahsetmeden burada bir tane attan bahsedeceğim. Eğer star sonu yaşamazsa çok iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Al Zenginoğlu. Bence yarışı kazanıp kazanmayacağı startta belli olacak. Eğer startta ağır almadan iyi bir star çıkışı alabilirse süratte gitmesi oldukça muhtemel yarışta sonlara sert gelen ve bitirir sprintiyle sonuç alan bir Al Zenginoğlu görebiliriz. Yarın puanlamada büyük ihtimalle geride kalacaktır. O yüzden de Al Zenginoğlu'na özellikle dikkat edelim. Tuttuğunuz atlar varsa yazabilirsiniz. Dördüncü koşuya baktığımızda birbirine yakın performans sergileyen ve yani bugüne kadar net yarışını göremediğimizden bir arada zaten 3 tane at var. Yani birinci aldığı için burada %33 şansınızı kullanın. %33.3. Yani tercih edecek olsak bir numara mesela ilk yarısında ne yapacağı belli değil. Yani çok böyle bir varlık gösteremedi ama en üst gücünü de göremedik. 2 numaralı Percival ilk yarışı iyi değil ama azlıkları çok iyi görünüyor. 3 numaralı Rakus Science biraz daha kendini kanıtladı. En azından bir potansiyel olduğunu bariz bir şekilde gösterdi. Yani burada tek atılacaksa o isim 3 numaralı Rakus Science olmalı. Değerlendirecekler 3 numarayı tek olarak yazabilirler. Geldik bizi ilgilendiren kısma ikinci aldıganı. İkinci aldıganı ilk ayağında çok süratli olmayan bir yarış bizleri bekliyor. Ben burada önce 4 numaralı Eparven'e vereceğim. Eparven özellikle en ciddi 3 tane rakibiyle arasında 5 kilo avantajı var ve yarışın süratli gitmeyecek olması bu atın çok lehine çünkü önde yavaş tempoları büyük ihtimalle yakın takip edecek. Büyük ihtimalle liderliği 7 numaralı Altın Eken alacak. Hemen arkasında konumlanacaktır. Bir yerden sonra artık hamlesini yapacak ve eğer virajın oralarda çok ciddi mücadeleye girmeden Altın Eken'i
hızlı bir şekilde atlamayı başarabilirse ben üstteki rakipleri gelene kadar 4 numaralı Pervin'in bitirebileceğini düşünüyorum ve kazanabilir. Özellikle bu hata dikkat edelim. İlk rakip tabii ki de daha ser gruplardan buraya gelen 2 numaralı Kim Tutar Kızı ki Kim Tutar Kızı da yarışı geliler takip etmek yerine biraz da ön gruba yakın gidiyor. O yüzden de şansı çok yüksek. Daha sonra 3 numaralı Selcan Hatun son yarışı mükemmeldi. Çok da üzerine gidilmedi. Eğer o performansını Ankara'ya taşısa mutlaka iyi koşar. 1 numaralı Kıvılcım Kız, 7 numaralı Altın Eken, 5 numaralı Abbe ve 9 numaralı Prenses D devreye girebilecek isimler. Buradan çok fazla kısmayın. 4, 2, 3, 1, 7, 5, 9 sıralamam. 6. koşuya geldiğimizde en güvenmediğim yarış burası. Ama gerçekten üzerinde durmak istediğim ve çok iyi koşu inandığım bir tane at var. Yani eğer böyle çok ufak bütçeli oynuyorsanız, ben bir yerde risk alacağım, gelirse gelir, gelmezse de en azından risk alarak yattım demek istiyorsanız o isim burada 8 numaralı Momos. Momos bugüne kadar 3 tane çim yarışı koştu. Kısa vadeli 4.'lüğü fena bir grup değildi. Daha sonra bir şart 4 4.'lüğü elde etti. Baktığımızda Foto Kız'ın hemen arkasında yarışı bitirdi ama Momos'un görüntüsü fena değildi ve Malyo üzerinde geçmeyi başardı o gün. Son yarışta Batı kısa vadeli 6 koştu. 4 boy startta kaldı. Ona rağmen Foto Kız'ın hemen dibinde koşuyu bitirdi. Bugün 50 kilo olan bir Momos var. Foto Kız'a 58,5 kilo. Birinci faktörüne baktığımızda Momos'un ciddi bir farkı var. O yüzden de eğer start sonu yaşamadan iyi bir start alabilirse ben Momos'un büyük ihtimalle yarışı ön gruba yakın konumlanarak takip edeceğini ve bu kilosunu da avantajla beraber bir yerlerde liderliği öyle ya da böyle alıp sonuna kadar da koruyarak kazanacağını düşünüyorum. Risk almak isteyenler 8 numarayı tek olarak değerlendirebilirler. Ama rakip yazacaksak o zaman elimizi korku alıştırmadan gerçekten çok fazla at yazmamız gerekiyor. Bunlardan biri 2 numaralı Foto Kızı. Zor bir at değil. Ya genel tutta gelip sonunu getirebilen bir isim bugün de kolay tempoda gelerek sonuca gidebilir. Daha sonra 7 numaralı Malya Güzeli son yarışında çok üzerine durduğum bir attı ve güzel bir yarış kazandı. 9 numaralı Kaçer Kızı. Star sonu yaşaması iyi koşar. 4 numaralı Bersun Ateşi. 3 numaralı Bir Matra, 6 numaralı Sufle, 1 numaralı Avzalı ve 5 numaralı Gökçe Kız sırasıyla devreye girebilecek isimler. Avzalı ve Gökçe Kız tamamen korktuğum için yazıyorum. Çünkü Avzalı ne gün ne yapacağı belli değil. Bir yarış önce 13 lira gayana kazandı. Burada 12 lira gayana kazandı. Burada bir 15 lira gayana kazandı. Buralarda biraz plase kazanmış hayret. Burada da plase, ilk ayakta plase. Yani son zamanı biraz daha sürpriz ağırlıklı kazanan ve kendini hatırlatan bir Avzalı var. Bugün kilosu çok ağır. Grup bence biraz iyi gelir ve sert gelecektir. Ama yine de ne olur ne olmaz diye yazmakta fayda var. 8 önde, 2, 7, 9, 4, 3, 6, 1 ve 5 sıralamam. 7. koşuya geldiğimizde burada da belli yerlerde yarışın süratlenme ihtimali var. Çünkü Aypars'la birlikte Erkmen zaten hızlıca önlere çıkacaklar ama baş kasap olsun, sapa dere olsun, belki de bir yerlerde bükeç olsun erken hamleyle beraber liderliği isteyebilirler ve bu da tempoların erken bir şey yukarı çıkmasına neden olabilir. Bu gidişat özellikle mesafenin uzun olduğunu düşünürsek 5 numaralı Babadan oğluna çok yarar. Bu at birkaç yarıştır öndeki rakibini geçecek izlenimi veremiyor ama o yarışında kötü koşmasının en büyük nedeni gidişattı. Mesela son yarışında Yağız Bey liderliği aldı ve bitirdi. Çok süratli bir yarış olmadı ve ikinci o Nezer de verdi, yarışı ikincilik takip etmişti. Bir yarış önce ikincilik elletinde baktığınız zaten çok az at var. Gubaz önde boş kaldı. Çok sert tempo olmadı. Ona rağmen ikincilik elletti. Yani son 1-2 yarışın çok fazla ölçü almayayım bu atın. Bugün yarış eğer tempolu geçerse mesafede bu kadar lideyken sonlarda yapacağı taktarla 5 numaralı Babadanoğlu'nun netice aldığını ve yarışı kazandığını görebiliriz. Favorim 5 numaralı Babadanoğlu. İlk rakip 1 numaralı Çakmakşa. Bu tip gruplar her zaman geçen ve her zaman da üstünlük kuran bir Çakmakşa var. Bugün gününde olursa mutlaka bir yerlere gelecektir. Daha sonra 10 numaralı Gökçe Bayır. Üstteki rakipleri ufak da olsa bir kilo avantajı var ve sonlarda sert ataklarını izleyebiliriz. Son olarak 2 numaralı Aypars diyeceğim. Eğer Erkmen'le çok ciddi mücadele girmezse bir yerden sonra liderliği alıp Aypars'ın sonuna direnerek yarışı kazandığını görebiliriz ki hatırlarsanız son yarışında Aypars'ı bank önermiştim ve beni yanıltmayarak kazanmıştı. Bugün bir birincilik daha görebiliriz. 5 ve 1 önde, 10 ve 2 daha sonra.
8. koşuya geldiğimiz aslında burada bir alternatif tek adayım var. O da bir numaralı Captain Bersiz. Yani burada favori Captain Bersiz mi çıkacak, Traktör mü çıkacak kestiremiyorum ama puanlamalarda biraz daha Captain Bersiz ön planda olsa da bence 3 numara Traktör burada AGF çıkar ve biraz daha AGF onu yüksek olabilir. Captain Bersiz son zamanlarda iyi koşuyor. Çünkü bu adı sürat yarışında 3. kelletinde bugün rakibinden Traktör'ü geçmişti ve o gün liderliği alamamasına rağmen bu neticeyi aldı. Genel olarak 1200, 1300 ve 1000 metrelik yarışlarda çok başarılı olan ve netice alabilen bir Captain Bersiz var. Bugün yarışa baktığımızda önde gidebilecek Kübra Hanım dışında çok süratli bir isim görünmüyor. Liderliği verse de veya direkt olarak liderliği alsa da ben her türlü gidişatta Captain Bersiz'in yakalanmadan bitirebileceğini düşünüyorum. Eğer burada bir risk almayı düşünüyorsanız Captain Bersiz'i risk adayı olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacak da tek bir at önereceğim. 3 numara Traktör. Bence Captain Bersiz son metrede geçerse Traktör geçer. 1 önde 3 rakip. 9. koşuya geldiğimizde her zaman yaptığımızı yapalım ve Maiden'da risk alalım. Ben genelde Maiden teklerini seven ve Maiden teklerine yönelen biriyim ve Maiden analizlerime de inanan biriyim. 4 numaralı Iris Millions'ı günün bankosu olarak öneriyorum. İlk yarışındaki izlenim bariz bir şekilde uzun mesafe istediğini ve uzayan mesafede çok daha ciddi performanslara imza atacağını gösterdi. Çünkü ilk yarışında düzlüğe gelene kadar çok böyle Işık vermedi ama düzlükteki aksiyonları, sonlardaki gelişi çok başarılıydı. Bugün hem daha üzerine koymasıyla ve hem de idmandaki çok daha iyi görüntüsüyle beraber bence mesafede 200 ve 300 metre uzadı. Evet 1300'müş, 300 metre uzadı. Vurup da uygun. Yani her ilk yarışını tekrarlayabilirse bence 4 numaralı Irish Millions bu koşuyu kazanır. Ben yana rakip önermeyeceğim ve günün bankosu diyorum. İkili alacaklar varsa 1 numaralı Aydınus'u değerlendirebilirler. Günün son kursuna baktığımızda yani istikrar anlamında çok fazla istikrar diyemeyeceğimiz tabela bile yapmakta zorlanan isimlerin bir araya geldiği koşuyla karşı karşıyayız. Ya ben burada önce 4 numaralı Bülent'e vereceğim çünkü rakiplerine bakıyorum. Anadolu gidi son yarışlar çok iyi değil. Liriopya mesafe uzun, Moldova mesafe uzun, Prenses Evrim ve Sensation yarışları çok iyi değil. Andoluka ile beraber Lawful'da öyle çok ışıklı yarışlar yapmıyor. Bülent de çok aman aman yarışları yok ama en azından bu tip mesafelerde başarılı olmasıyla beraber bence bugün ilk sıradan değerlendirmeyi hak eden isimlerden biri ve burada önce 4 numaralı Bülent'e verelim. Rakip konumda öncelik 2 numaralı Liriope'de mesafe ben çok uzun ama şöyle bir gidişata baktığımızda çok zorlayabilecek bir at göremedim. Büyük ihtimalle startla birlikte liderliği alıp çok da baskı görmeyecek. Eğer birincisi biraz mesafeyi kısaltabilirse 2 numaralı Liriope'den Beyaz Bayrak aynı yarışı gelebilir. Daha sonra 3 numaralı Moldau, 1 numaralı Andoluidi, 7 numaralı Andolukaya, 6 numaralı Sensation ki mesela bu ata bir parantez açmak istiyorum. Büyük ihtimalle yarın çok geri planda kalacak. Ama bu at Karamazı Ekosu'ndan çıkma ve beklentiler olan bir isim değil. İçerisinde 5 lira gayna koştu ve ondan sonra birçok yarışında beklenti olmasına rağmen ara verdiği için çok böyle beklentiyi karşılayamadı. Yeni gelirinde en son bir tane yarış gördü ve çok üzerine gidilmedi. Eğer bugün potansiyeli o beklentiyi sağa yansıtabilirse bence günün büyük bir sürprizi 6 numaralı Sensation'dan gelebilir. Tutmasam da bu kadar at yazmışken 5 numaralı Prens Sevrim'i de yazarak burayı kapatabiliriz. 4 numaralı Bülent önde 2, 3, 1, 7, 6, 5 sıralamam. Kupon of alçakta için birçok alternatifler var. Bülent değerlendirebilir. Irish Millions bankomuz. Risk alınacaksa Captain Bersiz alınabilir. Burada 5-1 2 atta geçilebilir veya onu da yazarak 3 atta geçebilirsiniz. Burada çok riskli ama Momos'ta bir risk alabilirsiniz. Zaten ufak oynayanlara risk alması gerekiyor. O riski burada alabilirsiniz. İlk ayak ben çok at yazılması gereken bir yarış ama son sıralardan verdim. 2-3 atı eleyerek burayı da bir kısa geçmeyi düşünebilirsiniz. Yani uzun lafın kısası ufak oynayanlar için de geniş bütçeli oynayanlar için de yaptığım yorumların yararlı olduğunu düşünüyorum. Benden Ankara için bu kadar. İzmir yorumlarında sitemizdeki yörelle görüşeceğiz. Pazar günkü İstanbul yorumlarında ise YouTube'daki takipçilerimizle bir araya geleceğiz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.